Fakat bak İran'da çok köklü bir değişime ihtiyaç var. Bir konuda Mehdi'nin anneden babadan doğan bir insan olduğunu İran'ın kabul etmesi lazım. Evet inşallah. Yani bu olmadığı müddetçe Avrupa'da, Amerika'da hop oturup hop kalkarlar. Çünkü görünmez bir Mehdi mesela diyor ki Ahmet-i Necat. Ben çok seviyorum Ahmet-i Necat'ı. O benim kardeşim. Ama ışık şeklinde ben gördüm diyor. Şimdi bu çok tehlikeli bu. Işık bana bunu dedi derse biz ne diyeceğiz? Ne yapalım? Evet. Yani ışık bütün ülkelere bombalayın dedi derse ne yapacağız? Yani Şii olmayan herkesi bombalayın dedi desek ne yapalım? Doğru. Ya o ne yapabilir yani? Mesela 10 tane molla bize göründü diyor. Büyük mollalar. Ne yapsın İran halkı? Tabii. Mehdi'nin emri olmuş oluyor. Onun için bak anneden babadan doğan ehl-i sünnet inancında belirtilen ve ki gerçeği doğrudur, su da budur. Anneden babadan doğma Mehdi'yi beklemeler esastır. Beklemelerine gerek yok çünkü geldi diyor onlar Mehdi. Bu bir takiyeydi. Takiyeyi kaldırsınlar. Yani Mehdi'yi korumak için yapılan bir takiyedir bu. Görünmez Mehdi inancı. Yani çarşıda pazarda gezer diyor Mehdi. Değil mi? Tabii. Doğacağı yer belli, her şey belli. Görünmez Mehdi hiçbir zaman için çıkmayacaktır. Cübbeli'nin dediği tarzda Cübbeli anlatıyor ya böyle hurafe tarzı. Böyle bir Mehdi asla çıkmaz. Görünmez Mehdi asla çıkmaz. Bir insanın ruhuna hulul eden Mehdi asla çıkmaz. Şahsı manevi Mehdi her zaman yenidir. Çünkü başsız bir beden. Başı olmayan beden. Zaten yenilmiş durumda şu an. Müslümanlar paramparça. Bak, şahsı manevi olarak çıktı diyor Nur talebesi kardeşlerimizin bir kısmı. Evet. Yenilmiş vaziyette paramparça oldu Nur talebeleri. Şahsı manevi Mehdi, Müslüman, Nur talebelerini bir araya toparlayamıyor. Parçalanmaları sebep oluyor şahsı manevi Mehdi. Şahıs olan Mehdi bir araya getirir. İnşallah. Şahıs olan ve talebeleri olan Mehdi, Müslümanları bir araya getirebilir. Yoksa parçalanmaktan kurtulamazlar. Allah-u Alem, Allah gösteriyor çünkü.